Alak. Koçlarla başlayalım mı? koçlar. Önce hemen şeyi getirelim ekrana. Tablo gelsin ekrana. Gelsin. İnat ettim ya şimdi. Koç inatçı mıdır? Boğa inatçı mıdır? E, tabii ki. Isra, yani ısrarla sonuca varmak ister. E, bakmak ve görmek. Israrla e, sonuca varmaya e, hiç açık olmayan biri için bakış açısı olarak inatçı zannedilir. Aslında alakası yok. Evet efendim. Sevgili koçlar, bu hafta sizleri neler bekliyor? 1 Ocak, yeni yılın ilk günü ve ilk haftasında siz koçlar için yüksek hedef belirleme, gelecekle ilgili planlar yapma, yaptığı planları daha yaparken sonuca varma, ısrarı ve isteği yeni yılın ilk haftasında bakış açısı, duygu ve düşünce olarak sizleri yorabilir. Ama bu durum hiçbir şekilde motivasyonunuzu düşürmesin. Anı yaşamakta zorluk çekebilirsiniz. Sürekli bir geleceğe odaklanarak gelecekle ilgili planlarınız, istekleriniz ve düşünceleriniz konusunda hayata sımsıkı tutunup ve bağlanma haftasında olacaksınız hafta boyunca. Sosyal ilişkileriniz ve arkadaşlıklarınızda. Bak, tamir ettin işte. Bir şey başaramayınca yani şey model derler de ya. Çok Yok şık ya oldu. bu model daha güzeldi. Vallahi çok güzel oldu. Beğendiniz mi? Ben çok beğendim öyle de kullanabilirsin. Çok Ne yapalım? Man, canımız sağ olsun. Mal bu. Tabii ki, Cana gelmiş Aynen öyle. Ama şahane <laughs> oldu gerçekten. Çok mersi şekerim. Canımsın benim. Gördün Senin mi? ayakkabılar da olay. Dur koçlar dönüyoruz ama. Nuray ayakkabıları gördünüz mü? Ay eşime çok teşekkür ediyorum efendim. Benim arka yaptısın yaptı Bir sonunda. görebilir miyiz? Tabii ki Baksana. Şöyle... <laughs> Ay çok, çok şekerler. Değil ya. mi ama çok güzeller. Ben Vallahi çok severek Benim ekliyorum. tarzım değil. Bir de yeni yani, yılın ama sen bir boğa kadınısın doğallıktan doğal şıklıktan e ben de kova çok doğal şıkım şu anda bildiğiniz <laughs> gibi sıfır makyaj instagrama fotoğraf koyuyoruz ya no makyaj diye no makyaj 50 kilo makyaj yapıp <gülüyor> <gülüyor> ama ayakkabılarına bayıldım ben yani ben çok seviyorum onları neredeyse ee... bize şöyle bir program olsa aslında hiç program yapmadan böyle sohbet etsek şimdi değil koç mi? burçları var ya çıldırıyorsunuz değil mi? Hiç merak etmeyin, kaldığımız yerden devam ediyoruz. ediyoruz. Nerede kaldık koçlara? Ayakkabı Şimdi, ve takım meselesini sonra konuşacağız. Evet, sistemli ve programlı olma haftasında olacaklar bu hafta. İş yaşamlarında birlikte çalıştıkları kişiler ile sistemli, planlı ve programlı olmaya açık olacaklar. İş ve çalışma çevrelerinde sisteme uymayan, planlı olmayan, pro programlı olmayan kişiler adına yeni yılın bu ilk haftasında gerilebilirsiniz. Özellikle bitmesi gereken ilişkileri, sonlandırmanız gereken beraberlikleri noktalamak, sona erdirmek konusunda ise... ...hızlı karar almaya ihtiyaç duyabilirsiniz ama gökyüzü sizi uyarıyor. Hızlı değil, düşünerek kararlar alıp verin bu hafta. Aynı zamanda e, aşkta uyumlu olmak ve uyumlu olduğunuzu çevrenizde göstermek siz koçlara kendini ifade eden, aşkı anlatırken heyecanlı olduğunu partnerine yansıtan siz koçlar bu hafta karşılıklı ilişkilerinizde tutkunun ve duygunun ön planda olacağı, bir derin duyguların ön planda olacağı, bir yoğun haftayı yaşayacaksınız. Ayrılık geçirmiş olanlar, dağılma ve kopma yaşamış olanlar, eski sevgili Eski eş, eski partner bu hafta kapınızı çalabilir ama gökyüzü sizi uyarıyor efendim. Bitirdiğiniz hiçbir ilişkiye siz siz olun tekrar kapılarınızı açmayın. Bütçenizi gözden geçirerek tasarruf etmekte hiç zorlanmayacaksınız. Yeni yılın ilk haftasında gelecekle ilgili parasal beklenti ve isteklerinizde son derece planlı, programlı ve bütçe planlaması yapması, yapmak konusunda da şanslı olacaklar. Bir nevi şimdiden birkaç ay sonrayı planlayabilecek, Süper. organize edecek bir bilince sahip olacak Koçlar. E bu yıl zaten Uranüs uzun yıllardır Koç burcunda seyrediyor. Kimilerinin canının yanmasına, kimilerinin dağılmasına etki etti ve neden oldu. Şimdi artık 16 Mayıs'ta Uranüs Koç burcundan ayrılıyor ve boğa burcuna geçiyor. Hoş geldin. Eskiyi bırak, yeniyi kur dedirtecek ama son derece de hayırlı sonuçlar verecek. Dur boğaya geçmeden önce koçu şöyle e, net bir şekilde daha irdeleyelim. Aşk, para, sağlık ve ilişkiler konusunda bu hafta <laughs> neticeye, sonuca odaklı olacaklar. Hadi yani inşallah. bir koça bu hafta derdiniz varsa anlatırken neden o problemi yaşadığınızı anlatmazsanız sizi dinlemez. O zaman da onu bencil gibi görebilir, değerlendirebilirsiniz. Koçlar hayatın her alanında neticeye odaklı olacaklar bu hafta. Sonuca odaklı olacaklar. Ama ben onlara diyorum ki ikili ilişkilerde e, ruhunuzu yavaşlatın. Hı hı. Hayatta bir an var. O anı da bu hafta yaşamaya izin verin. Bir de yeni yılın ilk günündeyiz. Nasıl başlarsak öyle gider. Değil mi? ...bütün atalarımızdan bize kalan anılar bunlar. Yeni yılın ilk gününü kendinize zaman ayırarak geçirin. Belki dün gece çok iyi bir vakit geçirmemiş olabilirsiniz. Gerilmiş Belki olabilirsiniz, sağlık problemiyle karşı, karşı kalabilirsiniz. Belki maddi açıdan çok zor günler geçirdiniz. İnşallah dün yaşananlar dünde kalsın, bugüne hiçbir şey taşınmasın. Bugüne, bu yıla, bu seneye spotu alalım koçlar için. Ee, hayattaysanız ve hayat devam ediyorsa... Siz her an şanslısınız. Şansınızı sorgulamayın. Peki şimdi bugün yeni yılın ilk günü ya. İlk günü ve ilk haftasını değerlendireceksin. Senden her zamankinden bir tık daha fazla yorum isteyeceğim. Pekala. Sizeceğim. Bütün burçlar için. Tabii.